Merhabalar, söyleşimize hoş geldiniz. Bugün Merhabalar. iki tane şahane konuğumuz var. Birisi Sayın Hande Yener, herkesin tanıdığı. Birisi de Profesör Cihan Uras. Bugün aslında kadın olmanın gücünü tekrar hatırlayacağımız ve hatırlatacağımız ama en çok da kadının en çok muzdarip olduğu meme kanserini konuşmak istiyoruz. Biraz meseleye başkaca bakmak istiyoruz. Hande Hanım ve Cihan Hocam bizi kırmadığınız için geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Biz de Sağ teşekkür olun, var olun. ediyoruz. Şimdi Hande Yener'i benim tanıtmama elbette gerek yok. Ben 1973 doğumluyum. 2000 yılından beri Hande Yener'i dinliyorum. Aslında benim hayatımda önemli derin izleri var. Dolayısıyla sizi nasıl anlatacağım diye hiç düşünmedim Hande Hanımcığım. Sadece ses olarak hafızamdasınız. Ne mutlu. Ama çok yakında böyle kısacık giriş yapmak istiyorum. Bir ev kazası geçirdiniz, bir yanık geçirdiniz herhalde. Büyük geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. Evet, öyle küçük bir iki kazalar oldu. Bir ayak parmağım kırıldı. Sonra kedim çaydanlığı devirdi ve işte çay döküldü ayağıma ve ikinci derecede bir yanık oldu. Ama şu anda güzel iyileşme sürecindeyim. Yani Gayet biz neler iyisiniz. atlattık değil mi hocam? Bu ne ki Geçmiş yani? olsun, geçmiş Evet, olsun. evet. Çok şükürler Böyle olsun. üç demiş oldunuz ve bitti. Evet. Aynen. Harika. Aynen. Bitti inşallah hepsi. Evet. İnşallah. Şimdi Hande Hanımcığım, ilk soruyu sizle başlamak istiyorum. 8 Mart sizin için ne ifade ediyor? Sizin gibi kararlı birisi için diye ayrıca sormak istiyorum. Aslında ilk kadınlara ne söyleyerek başlamak istersiniz? Tabii en önemli konu kadın hakları. O yüzden bugün de kadın haklarının odaklandığı bir gün bence. Hepimiz kadınlarla ilgili eksik olan, gerçekleştirilmesi gereken bazı kanunları diyebilirim. Değiştirebiliriz, bunlardan bahsedebiliriz, talep edebiliriz. Bugün özellikle bunu yapabiliriz. Aslında her gün sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ama bugün özellikle bize hediye edilmiş bir gün Birleşmiş Milletler tarafından. O yüzden ben de yine kadınlarla ilgili daha özgür olabilmeleri, daha iş hayatında olabilmeleri açısından daha bilinçli, daha eğitimli yetişmelerini çok çok isterim. Kendi adıma ben bazı yolları çok şanslıydım. Bazı yolları gerçekten tamamen arzularımla, tutkumla geçtim. Ama benimkisi en zor yoldu. Benim önerim tabii ki her zaman eğitimle bir meslek sahibi olmak. Ama bizim zamanımızda tabii böyle işte müziğe, şarkıcılığa aileler çok sıcak bakmıyordu, biliyorsunuz bundan yıllar yıllar önce. O yüzden çekiniyorlardı. Çocuklarını kaybetmekten korkuyorlardı haklı olarak. Çünkü bizim camiamız tabii birazcık da zor tarafları olan bir camia. Hızlı para kazanıp kendinizi kaybetmeniz mümkün. Yani bu çünkü bir anda gelişen bir durum oluyor hayatımızda. O yüzden de tabii aileler çok çekimser davranıyordu. Ama ben o sürecimi ailemi de ikna etmeye çalışarak kendi yolumdan bu mesleğe kavuştum. Ama tüm kadınların mutlaka bir altın bileziği olmalı diye düşünüyorum. Biraz Kesinlikle. aslında sosyal sorulara da geleceğim. Benim de merak ettiğim o yola yürürken hakikaten çok böyle değişik taşlara takılmadan devam etmek istediğiniz çok güzel hayat hikayeniz var. Biraz sonra onları da soracağım. Önce meme kanserini konuşalım istiyorum. Peki, teşekkür ederim. Şimdi kısacık aynı soruyu Cihan Hocama da soracağım ama Cihan Hocamdan biraz bahsetmek istiyorum. Kendisi genel cerrahi profesörü, Acıbadem Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı. Aslında Türkiye'de bir ilkin meme ve araştırma enstitüsünün başında benim doktorum hayatımda 22-23 senedir var ama en kıymetlisi benim abim o kategoriden birisi. O yüzden ben bugün ayrıca çok gururluyum. Hocam siz yıllar içinde özellikle son yıllarda neredeyse hastalarınızın %90'ı kadın oldu değil mi? Yani çok muzdarip bir konuyla karşı karşısınız. Günde kaç kadın görüyorsunuz ben bilmiyorum. Kaç ağlayan, kaç sevinen kadın görüyorsunuz. Siz aslında kadının gücü için ne söylemek istersiniz?
Peki, önce iyi dileklerine çok teşekkür ederim Azcığım. Sen de benim hep her zaman kardeşimsin zaten. Sağ olun Mari. O hiç unutulmayacak bir şey. Şimdi tabii ben memeyle çok yoğun uğraşıyorum. Genelce uzmanıyım ama meme cerrahisinde birçok ilklere imza attım Türkiye'de. Tabii ki bence birçok ilkler dışında en önemlisi de Türkiye'de ilk defa bir meme kanserinin tedavisiyle ilgili bir araştırma enstitüsünü kurmaktı. Bu da benim çok yıllarca düşündüğüm hedeflerimden biriydi. Onu elde ettiğim için de tabii ki çok mutluyum. Söylediğin gibi kadınlarla çok uğraşıyorum. 30 yılı artık belki de geçti kadınlarla memeyle yoğun uğraşmam. Dolayısıyla da belki bir erkeğim ama tabii kadınların duygularını da bir erkek olmakla birlikte onlar kadar anlıyorum. Neler yaşadıklarını da çok iyi anlıyorum. Ben sözüme başlarken özellikle başta ülkemizdeki kadın olmak üzere bütün dünyadaki kadınların böyle bir 8 Mart gününü kutluyorum. Ve ülkemiz içinde şunu söylemek istiyorum. Kadınların eşit olduğu, kadın ölümlerinin olmadığı, kadın ayrımcılığının yapılmadığı ve kadın haklarının kanunlarla bir ülkem olsun istiyorum. Demokratik beraber olduğu bir demokratik bir ülkem olsun istiyorum. Artık kadın ölümlerine, kadına bir takım işte şiddetin görmediğimiz bir ülke olsun istiyorum. Tabii şiddet kadının erkeğin şiddeti yoktur. Bütün şiddet kötüdür ama kadın fiziksel olarak erkeğe göre daha güçsüz olduğu, daha fiziki gücü. Başka konularda çok daha güçlüdür. Onu da parantez açayım. Aynı ameliyatı bir erkeğe bir kadına yapın. İkisinin tepkileri çok farklıdır. Kadın ıh derse erkek, bir ıh derse erkek onu ıh der. Çok daha korkaktır yani öyle. Ama şiddete gelince de tabii kabadayılar gelince de öndedirler. Onun için kadın her zaman fiziksel güç olarak, duygusal veyahut da zeka gücü olarak demiyorum. Daha olmadığı için böyle bir şiddet tabii ki kabul edilemez. Onun için de bunlar çok çok önemli. Her yerde temsilin çok olduğu, mecliste bile yarı yarıya temsilin olduğu demokratik bir ülke olmamızı diliyorum hep. Dileklerim kadınlara çok güzel günler açısından. İnşallah hocam. Teşekkür ederiz hocam. Ne güzel söyledin. Şimdi Hande Yener'de Cihan Uras'ın ortak bir noktası var. Birçok insan biliyor mu bilmiyorum. Evet. Ama Hande Hanım aslında şöyle tanımlıyorum Hande Hanım. Ben o dönemi kısmen dışarıdan takip eden birisi olarak. Tevekkül ve tevazuyla bir süreç yaşadınız. Onu kabul ettiniz ve çok sessizce yaşadınız. Evet. Aslında ikinizin ortak noktası siz bir meme kanseri teşhisi aldınız, hocamın kapısını çaldınız. Evet. Şimdi, evet. O günlere geri dönersek sizin için nasıldı? Yani ben böyle tanımlıyorum ama sizin içinizde nasıl bir dünya vardı merak ediyoruz aslında. Benim Cihan Hocam'la tanıştığım an hayatım değişti. Yani tanıştığım saniye değişti. Odasına girdiğim an değişti. O enerjiyi ve o rahatlığı gördüğümde sanki grip olmuşum gibi hissettirdi bana. Sağ olsun gerçekten. Ne diyeceğimi bilemiyorum. O kadar çok hayranım ki kendisine. O kadar yoğun işinin arasında akşam 8'di ben kendisinin yanına geldiğimde. Normalde o saatlerde zaten hastanede olmuyor bildiğim kadarıyla. Yani odasında olmuyor en fazla. Ameliyatta veya başka bir şey olabilir. Şansıma rapor okumak için gelmiş. O gün oradaymış ve o bir klasik bir cümle vardır ya, iyi olacak hastanın hani doktor ayağına gelir. Benim orada gerçekten bütün kırılma noktam o oldu. Çünkü ben öncesinde olayı çok kötü öğrendim. Öğrendiğim an ve o sırada kimi arayacağımı bilemediğim anda çok büyük bir kriz geçirdim. Gerçekten ağlama krizi, sinir krizi geçirdim duyduğum an. Çünkü laboratuvardaki doktorun telefondaki görüşmesine şahit oldum ben istemeden. Raporumu almak için odaya girdim çünkü arkaları dönüktü ve CD'yi falan istemek için odaya girdiğimde benim durumumu telefonda diğer doktorla görüştüklerini fark ettim. Ve çok kötü bir konuşma geçiyordu. Felaket falan gibi laflar dönüyordu ve ben bunu benim raporum için mi konuşuyorsunuz dedim ve siz niye bu odaya girdiniz dendi bana. Ben o sırada zaten oraya yığılır gibi oturdum. Sonra maalesef oradaki doktor beni sakinleştireceğine daha da paniklenecek birkaç şey daha söyledi.
çok moralim bozuldu. Yani seni 10 yıl yaşatırız, korkma dedi bana mesela. İşte dedi ki benim eşim de bu yüzden dedi hastaydı ve onu 4 ay önce kaybettik dedi falan. Aa, bana yani söyledikçe ben orada çöktüm ve artık hiçbir şey duymamaya başladı kulaklarım. Psikolojim çok kötü bozuldu. Hemen CD'mi, raporumu alıp çıkıp bir yani bu işle ilgili en iyi kim varsa hemen gitmem gerekiyor. Bunu sadece kafama koydum. Arabada kriz geçiriyorum, ağlıyorum. O sırada bir arkadaşımı aradım. İşte bana bir doktor numarası verdi Acıbadem Hastanesi'nden. Aradım. Dedi ki gel buraya. Cihan Hoca da burada zaten. Lütfen panik olma dedi. Öyle ben bir sakinleştim. İlk böyle durduğum an oydu. Bir dakika dedim. Belki başka bir yol var galiba. Sonra hastaneye girdim. Raporu, CD verdim. Yine ağlıyorum hüngür hüngür. Ya biz dedi, niye ağlıyorsun dedi. Bir dakika Cihan Hoca burada, çok şanslısın dedi. Görecek şimdi senin CD'ni dedi falan. Ve ondan sonra gerçekten bir aydınlık, bir aydınlanma anına geçtim. Cihan Hoca'nın odasına girdim. CD'me baktı bana, bir dakika dedi, yani her şey, bunları konuşmak için çok erken. Ama dedi şunu da söyleyeyim sana, çok korkulacak bir durumun yok. Yarın bir patoloji için seninle parça alacağız. Sakin ol dedi ve ben o anda böyle büyülendim. Gerçekten hiçbir şey, bu daha önce duyduklarımı bir anda o kadar sakin bir ruh haliyle bana unutturdu ki. Yani hiçbir çaba yoktu tavrında. Yani beni acaba dedim, hani bana söylemiyorlar mı? Bu psikolojileri bilirsin Arzu. Öyle hissediyor değil mi insan? Evet, benden acaba saklıyorlar, benden mı saklıyorlar mı? Onu da hemen sağ olsun kendisi. O kadar zarif ki, o psikolojiyi o kadar iyi biliyor ki. Biz biliyorsun söylemek zorundayız dedi her şeyi. Onu da söyleyince ben gerçekten o gece eve gidip yatıp uyuyabildim. Ay, ve ertesi gün... Evet, ertesi gün geldim, hemen parça alındı ve sonra tekrar görüştük. Lütfen dedim ameliyatını hemen, yani en kısa sürede yapalım, ben bundan yaşamak istemiyorum. Tamam dedi, sağ olsun, beni hiç bekletmedi hocam ve hemen ertesi gün ameliyata hazırlandık. Öğleden sonra yapıldı zaten, o sabah işlemler var biliyorsun. 7-8 saat sürdü. Lenflere de bakacağım dedi. O beni biraz gerdi gerçekten. Bunun eğer lenflerde varsa diye çok panik oldum. Bir ameliyattan çıktıktan sonra da hemen yanıma gelir gelmez lenfler çok iyi dedi. Yani cidden bambaşka biri. Gerçekten bambaşkasınız hocam. Allah size uzun ömürler versin, evet, sağlık versin, başımıza etmesin. Çok teşekkür ediyorum bütün emekleriniz için. Sağ olun. Hocam ben de Hande Hanım'dan sonra aslında çok enteresan duygular oluyor. Benim de ileri evreydi, yani evre 3'tü. Ben de hocayı görür görmez hocayı atladım. Bunları alın, beni kurtarın hocam dedim. Hoca bir sakin ol, bir sakin ol. Şu anda almayacağım. Yani o an koşulsuz teslim, hoca dese ki bütün elini kolunu memeni alacağım. Allah'tan bizim o günkü duygularımızı çok da şey yapmıyorlar. Hocam binlerce kadın geliyor herhalde. Yani sizin çoğunlukla etkilendiğiniz reaksiyonlar ne oluyor? Yani nasıl tepkiler oluyor? Şimdi tabii burada hekimin hele ilk kötü haberi vereceksizseniz hakikaten neler söyleyeceksiniz, nasıl yaklaşacaksınız, bu noktada çok dikkat etmeniz gerekiyor. Burada hekim ve hasta ilişki ve güveni çok önemli. Bir kere hastanızı kandırmayacaksınız. Benim temel prensibim odur. Yani hastaya başta da çok böyle büyük bir pembe tablo çizip ondan sonra onu hüsrana uğratmak da çok kötüdür. Onun için ben orada tabii durumuna göre tartıyorum. Yani bir durumda, hangi evrede. Ama hastayla sonuçta mutlaka dürüst olarak konuşuyorum. Burada sosyokültürel düzey de çok önemli değil. Yani bence en okumamış bir hanıma yaklaşımınızda, kesinlikle çok düzey tahsilli bir hanıma yaklaşımınızda eşit olmalı. Ama belki ona anlatma tarzınız biraz değişik olabilir. Öbürünü anlatma tarzınız biraz daha değişik olabilir. Burada tabii burada hekime gerçekten çok büyük görev düşüyor. Özellikle ilk haberi verecek sizseniz. Ama burada hastayı kesinlikle bir karamsarlığa kaptırmak, orada onun yaşama sevincini yok etmek çok yanlış bir duygu. Mutlaka insanlara yaşama sevincini vermeniz gerekiyor.
Yani özellikle tabii kadın daha duygusal olduğu için, gerçi erkekler de, benim tabii bir sürü diğer erkek hastalarım da var kanserde. Onlarla da konuşurken yine dikkat etmek gerekiyor ama kadınlar biraz daha duygusal. Anneliğin verdiği duygusallık var. Ve en çok mesela bana çocuğu olan bir kadınsa, çocuklarımı büyütebilecek miyim, çocuklarımı görebilecek miyim gibi bir sürü tabii ki o tür duygular da var. Hocam müsaadenizle. Hande Hanım, sizin de belki ilk aklınıza evladınız geldi değil mi? Yani hakikaten annelik duygusu bambaşka bir şey oluyor. Yani ağlamamak elde değil gerçekten. Çok acayip bir psikoloji. Şu anda bu tecrübeyi yaşadığım için aslında seviniyorum. Ama bunun kasvetini de yaşamadık diyemeyiz. Gerçekten insan bir ölüm matemine giriyor bunu duyduğunda. Kesinlikle. Yani ne kadar durumun ne pozisyonda olursa olsun, benimki mesela, yani hocam söyledi daha, hani senedi çok yeni, ona rağmen insan bunu bir sindiremiyor. Bir de kendine çok bakan, dikkat eden biri ise, nasıl yani bu benim başıma gelir falan kavgaları oluyor, kafanızda sorguluyorsunuz. Ama benim bu sorgum radyolojiye işte giderken ameliyat öncesi orada bitti. Ay şahane, ne güzel. Orada teslim oldum. Orada kabullendim. Hem zaten Cihan hocama teslim oldum son güvenimle. Hem de dedim ki Allah'ım, geliyorsam da senin yanına geliyorum. Artık benim için başka bir boyuta geçtim ben o anda. Yani çok değişik duygular. Orada mesela hastanede işte tekerlekli sandalyeyle götürülürken, biliyorsundur Arzu bu duyguyu. Evet, orada gördüğün herkesin yerine geçmek istiyorsun. Yani bir tek sen kendin orada, sen olmak istemiyorsun. Evet. Keşke şu kedi olsam, keşke şu köpek olsam, keşke şuradaki çaycı olsam, keşke şu kasadaki kızın yerinde olsam. Bunları dedim ben. Evet. Sonra içeriye gittiğimde benden daha ileri hasta gördüm bir tane. Mesela onu görünce sonra dedim ki Allah'ım, buna da şükür. Bak, daha zor durumda olanlar da var. Bu da olabilirdi. Bunu da yaşayabilirdim. Bütün bu psikolojiler geldi gitti, geldi gitti. Sonunda dediğim gibi teslim oldum. Ben dedim teslim oluyorum. Ameliyatıma gidiyorum. Ne olacaksa da olsun, hepsine razıyım. Çok şükür. Çok doktoruma güveniyorum. O yüzden de iyi olacak her şey. Oğluma falan söylemedim ben. Bunu şu başta saklamak zorundaydım. Çünkü onların da psikolojisiyle uğraşırsam ben zaten çökmüştüm. Evet. Bir de onlara moral verecek durumum yoktu. Annem, oğlum asla bilmiyor. Ondan sonra geldim, her şey oldu. Bir hafta, 5 gün hastanedeydim. Sonra çok güzel baktılar bana tabii ki Acıbadem'de. Yani böyle bir şey düşündüm kafamda. 5 günlüğüne ben böyle gelip hayatta bir şeyden ders aldım ve gittim. Eve geldim. Sen dedim şu anda bak neler yaşadın. Bitti gitti hepsi ve artık başka bir bakış açısına geç. Zaten çok maneviyat yüklü biriydim ama o iyice arttı artık. Her şey boş demeye başladım herkese. Klasik. Çok güzel öğretiler de çıkıyor aslında değil mi insan bu yoldan? Çok. Evet. Sadece şarkı söylemek istedim ondan sonra. Yani şu an dedim gerçekten şarkı söylesem ne güzel olur dedim. Ve direnlerim duruyor. 14 gün durdu çünkü direnlerim. Aha. Altın Kelebek ödül töreni var. Bende direnler var. Ne yapacağım? Sonra bir tane ceket buldum. Buraları böyle vatkalı yukarısına. Evet. Oraya direnleri soktum. Ya çok tatlısınız. Ama kimse bilmiyor, basın da bilmiyor ve duyulsun istemiyorum. Çünkü şey, evet, kafamda da insanlar zaten bu Covid'den dolayı zaten, evet, modları düşük. Bir de, evet, benim gibi enerjik falan takip ettikleri birinin böyle bir şey yaşadığı onların modunu bir daha düşürecek. Bu yüzden ben şunu kafamda karar verdim. Hatta o zaman hocamıza da söyledim. Bir sene geçsin, yani ben biraz, evet, daha zaman geçsin, iyi olayım. Sonra güzel yayın yapalım, bütün kadınlarımızı bu konuyla ilgili uyaralım. Mutlaka kontrollere gitmek zorunda olduklarını hatırlatalım. Çünkü ben kontrolümde yakaladım bu olayı. Kendim ben yakaladım. Kendi elimle buldum. Ama bir şey söyleyeyim mi Hande amcığım? Bence sessiz bir saygı olmuş sizin bu kararınıza. Yani o kadar çok duyulmaması sanki imkansız gibi. Yani gerçekten herkes, sizi sevenler el birliğiyle bir sessiz saygı yaşanmış. Evet. Basın bir sene sonra ben bunu biliyorsunuz. Evet. Bir sene sakladım.
Değil mi? Halime Hanım söylenmesini istemediği için kimse hastalığını söylemiyor. Evet, çok çok ya yani o kadar yani ben çok yeni öğrendim. Düşünün evet. Yani. Ben yani örneğin Allah rahmet eylesin. Yani. Çok kendisini severim. Çok tatlı bir insandı. Sevgili Nur Yerlitaş. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. O da Allah rahmet eylesin. Çok tatlı bir insandı yani. Çok. Ondan sonra geldiğinde bana işte kanser olduğunu söyledik falan konuştuk. Yine moral verdim falan. O mesela dedi ki lütfen hiç kimseye söylemeyin. Ben dedim ki hastamın onayı olmadan zaten Nur Hanım kimseye söylemem dedim. Hakikaten kimseye söylemedim ama sağ olsun kendisi herkes arayıp söylemişti. Beni başkaları arıyordu. Ondan sonra çok tatlı bir insan. Onunla yollarımız bir iki kere kesişti. Onu da böyle bir kadınlar birinde almak isterim esasen. Bir de obezite ameliyatıyla ilgili bana birkaç kere gelmek istedim. Sonra bu meme kanseri olduktan sonra konuştuğumuzda dedik ya dedi, ben sana çok gelecektim. Obezite ameliyatı olacaktım. Ama dedi düşündüm taşındım. Ben şimdi dedi böyle dedi bir dolduran koltuğunu bir kadınım dedi. Düşünebiliyor musun beni incecik ip gibi. Beni kimse dedi dikkate almaz dedi. Ondan vazgeçtim dedi. Ve yazık sonra ikinci bir tümör biliyorsunuz. Evet, bir evet. Oldu. Memeyle doğrular için de yatsın hocam. Olmadan onu da. Büyük bir şanssızlık. Allah'ın başımızdan evet. İki kere tabii tümör getirmesi. Çok apayrı bir şeyle. Ve o arada bir karakter değişikliği oldu zannedildi onda. Bazı şeyler söyledi falan. Halbuki evet, evet. Beyindeki tümör onda bir takım şeyleri yaratıyordu. Bu da hiç tekrar edilmedi. Onu anmak istedim, hatırlamak istedim. Allah'ın mekanı cennet olsun, mekanı cennet olsun. Mekanı evet. Cennet olsun. Evet. Hocam aslında hani meme kanseri böyle çok içimizi işte benim de tepkilerim bu işin içinde olmama rağmen aynı oldu. Hande Hanım benzeri tepkileri olmuş. Yani bizim kadınların içini titreten bir konu. Yani gerçekten içimiz bir titriyor. İlk tepkiler hep ay ölüm şu bu evlat anne kardeş oluyor. Bir aslında şey sormak istiyorum. Yani 20 sene öncesiyle 30 senedir bu işi yapıyorum. 20 sene öncesinde bugün arasında tepkiler ve bilinç düzeyi daha farklı mı? Şimdi tabii artık kadınlar, yani ülkemiz için bile bunu çok net söyleyebilirim. Kadınlarımız gerçekten çok bilinçli. Yani birçok ev hanımı bile bilinçli. Hekime gitmek istiyor, görünmek istiyor. O konuda bilinç düzeyinde oldukça önemli bir artış var. Ama yeterli mi derseniz hayır, yeterli değil. Hala yeterli değil. Hala görüyorum eline kitle gelmiş, bir şey değildir demiş, inkara gitmiş. Ve onun için hekime gelmemiş kadınlarımız da var. Bilinç düzeyinde önemli bir aşama var ama tekrar ediyorum yeterli bir noktada henüz değiliz. Halbuki erken tanı biliyorsunuz ne kadar önemli. Hande Hanım'da da gördük. Böyle bir evet. Tanıma yaptırmasaydı hemen gitmeyip ya önemli değildir bir şey yoktur deseydi. Belki çok daha yoğun tedaviler gündeme gelecekti. Daha sıkıntılı günler gelecekti. Onun için bilinç düzeyi biraz daha artırılmalı kadınlarımız oluyorum. Ama buna yani, uğraşıyoruz zaten. Şöyle bir şey yok ama değil mi hocam? Yani ne yaparsak asla kapımızı çalmaz. Kapımızı çalabilir ama şunları yapmalıyız. Yani işte mesela Hande Hanım'ın örneği gibi yani neleri yapmalıyız? Çok böyle altın standartlarla. Şimdi şöyle kapımızı kesinlikle çalmasın diye yapabileceğimiz bir şey yok. Bugün hasta yine genç bir hanım tanısını yeni koyduğumuz ameliyat edeceğim. Niye bende oldu? Sebebi bende oldu. Sebebi neydi? Ben dedim ki bunun sebebi yok zaten. Burada bir tek sebep, bildiğimiz sebep var. Kalıtsal olabilmesi, genetik faktörlerin olabilmesi. Tabii artık genetik biliminde de önemli ilerlemeler kaydedildiği için genetik testler yaptırarak bunların ileride risklerinin yüksek olduğunu saptayarak önleyici işlemler yapabiliyor. Hocam o soruyu soracaktım aslında. Nedir o genetik testler? Bu Angelina Jolie'nin yaptırdığı evet, gibi bir şey mi hocam? Angelina Jolie. Şimdi tabii ki birçok gen var kadınlarda meme kanserinden sorumlu olan. Ama bugün net olarak bildiğimiz 5-6 gen var. Bunlardan iki tanesi tabii çok bilinen gen. BRCA1 ve BRCA2 dediğimiz. Angelina Jolie'nin zaten sanırım BRCA1 gen evet. Vardı. Böyle bir gen mutasyonu saptanan kadınlarda yaşam boyu kanser olma olasılığı %85'lere kadar yükseliyor. Of.
Tabii çok yüksek bir oran bu. Ama ne zaman olacağınız belli değil. Hayatın herhangi bir döneminde olabilir. Siz böyle bir önleyici işlemlerde bu riskinizi %90 azaltabiliyorsunuz. Tabii bu da çok önemli. Çok önemli bir rakam hocam. Çok ben önemli. Bir şey danışmak istiyorum hocam. Evet. Tabii. Ben mamografiye gönderilmeden önce elimde bunu bulmuştum. Ginekoloğuma gittiğimde ultrason baktırdılar bana ve takip edilmesi gerekiyor deyip eve yollandım ben. Evet. Aslında 3 ay geçti. Aynıydı yani büyüklüğü. 3 ay geçti. Ben gene dedim ki ya bu değişmiyor. Ben yani niye bana mamografi vermediniz deyip tekrar gittim. O zaman mamografide bu çıktı. Acaba bir 3-4 ay önceki halindeyken bu kansere dönüşmemiş olduğunda alınmıyor mu? Şimdi şöyle, bence o 3-4 ay önce de yine kanserdi. Ama sizin kanserinizin cinsi nedeniyle, çünkü kanserlerin hepsinin biyolojik yapıları aynı değil. Zaten biz tedavileri de biyolojik yapılarına göre yapıyoruz. Biyolojik yapısı nedeniyle yavaş büyüyen bir tümördü. O nedenle de sizde önemli bir aşama kaydetmedi, koltuk altına falan geçmedi. Ama bazı tümörler ise halbuki çok hızlı büyüyebiliyorlar. Ve onlar tabii ki böyle, onlar da 3 ay, 5 ay, 6 ay gerçekten çok önemli oluyor. Tedavi şemaları çok değişebiliyor. Ama tabii siz de biraz daha bunu oyalanıp bir 5-6 ay daha geçirseydiniz, o takdirde belki daha farklı tedaviler kesinlikle gündeme gelecekti. Peki daha önce yapılsaydı, yani bir 3-4 ay önce alınsaydı... Değişmeyecekti sizinle. Değişmeyecekti yani. Benim için bir şey. Yani o zaman 3 ay önce de olsaydı, bunu da konuşmuştuk size sanıyorum. 3 evet. ay önce de olsaydı çok büyük aynı bir şey değişmeyecekti. Yine koltuk altı lentten örnek alacaktık. Yine aynı şekilde o bölgeyi temizleyecektik. Yine başka bir tedavi almayacaktınız. Yine başka bir tedavi almadınız. Zaten bu şekilde. Evet, 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 evet. Kontroller. Çok yani evet. Aynı şey bu. Bir de ben şunu da hatırlıyorum. İki kadından biri buna yakalanıyor diye bir cümleyi hatırlıyorum sanki. 12 kadından biri Türkiye'de. 12 kadın, tamam. 12 kadından biri. Avrupa'da, Amerika'da 8 kadından biri. Ülkemizde 12 kadından biri. Gerçi belki şu an istatistikler yapılsa Türkiye'de de bu oran artmış olabilir. Kesinlikle hocam. Türkiye'de oran arttı. Niye? Biz de batılılaşma yönündeyiz. Yani Doğu ülkeleri olmaktan Batı ülkelerine dönüyoruz. Tabii bu da bizim de meme kanserine daha çabuk yakalanma riskimizi artırıyor. Çevresel faktörler nedeniyle. Doktora gitmekten korkan insanlar var. Yani bunu duymaktan korkan insanlar var. Git diyorum en başında yakala. Bak ben diyorum örneğim diyorum. Yani duymaktan da korkuyor insanlar. Halbuki ben de söylüyorum, erken teşhis hayat kurtarır diye sürekli uyarıyorum. Ama bununla ilgili sanıyorum hala bilinç yok. Hayır, inkar da var. Demin de dedim ya, yani bazen doktorlar, benim çok doktor hastam da var. İnkar evet. ediyor, benimki bir şey değildir diyor yani. Ve değildir de gitmiyor. Yani birbirlerine de diyorlar, ya canım bende de var, süt bezesidir, boş ver falan diyorlar. Yine gelmiyorlar. Ve orada bir... Tabii kötüyü duymak istemeyiz ya. Başka hayatımızda evet. da öyle değil mi? Olaylarda da. Yani evet. kötü duymak istediğimiz bir şey kaçarız. Duymamayı tercih ederiz. Açıkçası ben öyle biri değilim. Ben de evet. tam tersi. Yani bir olay var ve onun çözümüyle çok ilgiliyimdir. Tamam neyse bana hani söyleyin. Yani bununla ilgili ne yapacaksak onu yapalım. Çünkü bu saklana saklana daha çok büyüyor. Tabii. Daha ölümcül yani hale geliyor. Örterek bir şey yapamayız. Yani görmemezlikten gelmek yani bu çok kötü bir şey. Sağlığınızı görmezlikten geliyorsunuz. Doğru. Yani insanlar güzellik için, estetik için gidiyorlar doktorlara koşa koşa. Hemen yarına randevu alıyorlar. Jinekoloğa git diyorum, almıyor yarına randevu. Mesela bu senin sağlığın. Sağlığın olmadıktan sonra güzelliğin ne anlamı var? Estetiğin ne anlamı var? Ama orada güzel haberler alınıyor. Şimdi ben mesela pandemi dönemini söylüyorum size. Pandemi döneminde estetik cerrahların işinde hiçbir değişiklik olmadı. Arttı. Ciddi bir artış oldu. Halbuki meme kanserli hastalar COVID kaparım diye hastaneye gelmedi. Evet. Ciddi var meme. Niye gelmedi? Ama hastaneye kalırım, gelirim COVID kaparım ya. Meme kanserinde geciktiğin zaman COVID kapmak kadar önemli yani bu bir noktada. Ama dedim ya çok doğru diyorsunuz. Estetik cerrahlara gittiler.
Onların da işlerinde bir değişiklik olmuş. Artış oldu hatta. Yani ben hocam, mesela ameliyat olmadan önce Arzu Hanım sizde de oldu mu bu his? Ben mesela hani bomboş da bırakabilirsiniz dedim. Aynen öyle. Bir dakika görüntü gitti. Görüntünüz gitti. Bomboş dümdüz de kalabilir. Yani ben çünkü orada hani silikon falan konuşacak psikoloji de durumda değil. Durumda değilsiniz. Yani evet. Durumda da evet. Değil. Evet. Ama o kadar tatlılar ki Erdem Hoca da var. Erdem Güven Hoca biliyorsunuz. O da anlatıyor orada. Diyor ki işte ben bakacağım ameliyatta ona göre falan koyacağım diyor. İnanın ki bunları duymuyorum bile ben. Yani benim için fark etmez diyorum. Siz kesinlikle bir an önce alıp yapın, kurtarın diyorsunuz. Aynen bizi kurtarın gerisi sizde. Ama bakın şimdi şöyle bir şey var. Hasta bir kanser olduğunu duyduğu zaman demin Arzu da onu söyledi ya. Yani kolunu kesseniz elini kesseniz o an için evet. O kafasında kapanıyor ve bir tek şey düşünüyor. O dönemde tabii bazı, yani bütün kadınlar için söylemiyorum ama bir kısmı hani memem alınmış, bir şey konmuş, yerine konmamış, nasıl onlar hiç umursamıyor. Ama halbuki 6 ay geçtiği zaman ondan sonra bakıyor ki öyle değil, yaşama geri dönmüş oluyor ve onun eksikliğini duyuyor. Yine aklıma tabii o kadar binlerce örnek var gibi hastam tabii böyle 60'lı yaşlarda bir hastam. Bebesi alınması gerekiyor. Ben ona protez teklif ettim. Aman ben bu yaştan sonra ne yapacağım protez falan filan dedi. Sonra da protez koyma ikna oldu. Protez koyduk. Aradan bir kontrole geldi. Yani birkaç ay geçti bilmiyorum. Dedi ki ya dedi Can Bey dedi size o kadar çok dedi de arkanızdan dua ettim ki bu yaz dedi denize gittim dedi. Mayom giydim dedi. Oğlum da yanımdaydı dedi. Yetişkin tabii oldu. Yani takım ve benim dedi mememin alındığını anlamadı dedi. Ve o kadar kendimi umutlu hissettim ki dedi. Yani şimdi öyle olsa çocuğum beni bir ezik belki görecek. Ay annem üzülüyor mu, memesi alınmış falan. Hiç anlamadı. Aa hiç yani ben ona çünkü söylememiştim dedi. Yani mememin alınıp ettiğini. Meme ameliyatı geçirdim. Ama kesinlikle dedi benim meme alıp bir yerine yeni bir meme yapıldığını fark etmedi. Orada dedi çok mutlu oldum. Çünkü çocuğumu da böyle hiç de üzmemiş oldum dedi. Mesela bu anılarımdan biri. Ama siz bana da şeyi söylemiştiniz hocam. Hiç unutmuyorum ben. Şimdi bak şu anda kendini çok kötü hissediyorsun. Kanserle mücadele ediyorsun. Ama bu kanser süreci geçecek. Aslında onu düşünmeyeceksin. Bu defa sekonder sorunlar yani. Görüntü, kozmetik. Yani onu bize bırak. Bir sakin ol demiştiniz. Hakikaten evet. De öyle oluyor Hande Hanım. Yani şimdi geriye baktığımızda ya iyi ki yaptırmışız falan alıyoruz yani. Eskisinden çok daha iyiyim. Evet. Yani evet. Her şeyimle, tüm enerjimle, evet. Görsel olarak da, psikolojik olarak da bir kere zaten Cihan Hocam'ın varlığını bilmek. Bir de ben ilk zamanlar koşa koşa gidiyordum. Elime bir şey geldi hocam. Geliyorum 15 gün geçiyor. Hocam bir şey oldu. 3 ay geçiyor. Hocam bir bakalım şuraya. Dedi ki çok normal. Senin gibi herkes dedi yani. Bir şey mi oldu? Bir şey mi oldu? Böyle ilk zamanlar çok zor geçmişti. Ama şimdi ne kadar oldu? Şu an bir buçuk yıl oldu. Şahane, evet. Şahane. Çok şükür. Su gibi geçsin inşallah. İnşallah. Hocam size birkaç spot soru soracağım. Tabii. Şüphesi olan kadın ilk kime gitmeli? Eline kitle gelen şüphesi olan. Meme cerrahisiyle uğraşan deneyimli bir meme cerrahına gitmeli. Tabii bunlar Türkiye'de genel cerrahlar. Ama oradaki genel cerrahın da memeyle çok uğraşan biri olması lazım. Yoksa standart uğraşmayan, yani bu işte bir genel cerrah ne yapıyor o takdirde? Bir radyoloğun yazdığı raporu okuyor. Ve ona göre bir yaklaşım içerisinde bulunuyor. Onun için hastalar burada seçerken özellikle memeyle uğraşan bir cerrah. Bir genel cerraha gitmeli. İlk adres budur. Onkolog da değildir. Çünkü onkolog bütün sadece kemoterapi yapar, eder. Sağlıklı kadını değil, kanserli kadını takip eder. Halbuki özellikle meme konusu deneyi olmak için çok meme muayenesi yapmak, çok mamografi, çok ultrason sonuçları görmek, MR görmek. Bunlar da deneyim kazanıyorsunuz ve el alışkanlığınız da çok önemli tabii ki. Eliniz de buna çok iyi alışıyor. Çok daha kolay ayırt ediyorsunuz değişiklikleri. Kadınlar kendi kontrollerini ne kadar sürede yapmalı? Ayda bir mutlaka yapmalı. Adet gören kadınlar adetleri bittikten sonra, adet görmeyen menopozlu kadınlar ise ayın belli bir gününde yapmalı. Yani burada da bir mesaj da vermek istiyorum. Özellikle kadınlarımız şunu diyorlar. Ya ben zaten anlamıyorum. Nereye bakarsam bakayım her yerde bir kitle var gibi geliyor. Onun için de kendimi muayene etmemeyi tercih ediyorum diyorlar.
Ben halbuki öyle olmadığını diyorum ki mesela şu an muayene edin hadi memenizi diyorum. Tamam şu an muayeneniz bu normal. Ben de muayene ettim. Hiçbir şey yok diyorum. Bundan sonra bir değişiklik olursa fark ederseniz bunun üzerine o zaman diyorum mutlaka farkında olacaksınız. Hemen bize geleceksiniz diyorum. Bu çok önemli tabii ki. Hocam mamografi radyasyon açısından çok yüklü mü? Mamografi can yakıyor mu? Ben size gelen soruları da söylüyorum hocam. Soruyorum. Mamografide aldığınız radyasyon dozu son derece düşük. Hele yeni teknolojiyle artık görüntüler elde ediliyor. Bu yeni teknolojik cihazlar tabii ki daha az radyasyon veriyor. Eski cihazlarda iyi görüntü elde edebilmek için daha yüksek belki radyasyon veriliyordu. Halbuki şimdi bir mamografide aldığınız radyasyon dozu uzun bir uçak yolculuğunda aldığınız radyasyon dozu kadar. Halbuki erken tanı buna karşılık hayat kurtarıcıdır. Bir de çevremizde o kadar çok şeyden radyasyon alıyoruz ki onları hiç umursamıyoruz. Yılda bir kere yaptıracağımız çok düşük bir radyasyon dozundan kaçınıyoruz. Halbuki bugün çevremiz radyasyon kaynıyor. Belki cep telefonları dahil olmak üzere. Acıtıyor mu çok? Yani ben biliyorum da acıtmadığını yani, artık. Ben mamografi yaptırmadım. Onun için bir yorum yapamayacağım ama şunu söyleyeyim. Yani, bence hocam çok eskilerde belki bizim annelerimize ya da geçmiş o ilk teknolojilerde böyle aşırı baskı falan belki hafızalarda kalan oydu. Ben yani şöyle bir hikayeyle duymuştum ve çok şok olmuştum. Biyopsi aldırırken karnevan olacak. Çok canım yanacak. Yani ben bile ona inanarak o biyopsi masasına yatmıştım. Hafızamızda tabii çok bambaşka bilgiler var. Şimdi şöyle, şu an dediğim gibi cihazlarda görüntü kalitesi daha iyi olduğu için memeyi çok fazla sıkıştırmak gerekmiyor. Onun için de tabii ki daha hastalar rahat ediyorlar yeni cihazlarla. Ama ona bakacak olursanız bazı kadınların memeleri çok hassas oluyor. Ben muayene ederken bile canlarının yandığını bahsedebiliyorlar. Tamamen onlar yani kendi memelerine kendileri bile dokunurken acılarını söylüyorlar. Biraz memenin dokusuyla, yapısıyla da bu çok ilişkili. Ama zaten o kadar kısa bir işlem ki yani bence bu üzerinde durulacak bir nokta olduğunu düşünmüyorum. Hocam bir sorumuz var. Meme mamografi taraması kaç yaşında yapılmalıdır demiş. Profesör Özlem Er hocamız da izleyicilerden. O da cevap vermiş. Mamografi taraması 40 yaşında başlıyor. Ancak risk faktörü varsa daha öne alınabilir demiş. Bir hastamız sormuş hocam. Meme kanseri 4. evre olsa bile tedavi edilebilir mi? Tabii şimdi Özlem de dinliyorsa Özlem de cevap verir. Artık günümüzde işte sevgili Özlem Er hocayla da devamlı ortak hastalarımız var. Birlikte çalışıyoruz. Şöyle bugün 4. evredeki bir hastada bile etkili tedavilerle hastalığı geriletip yani 4. evre metastaz yapmış meme kanseri demektir. Bu metastazları tamamen yok ederek kadınlara uzun ve sağlıklı bir yaşam elde etmek artık mümkün oluyor. Eski yıllarda bir karaciğerinde kemiğinde metastaz olmuş bir hasta bizim için artık çok bir şey yapılamaz hasta konumundayken bugün o hastalığı tedavi edip tüm metastazlarını yok edebiliyoruz. Ve hatta ondan sonra ameliyat memesiyle ilgili cerrahi şansını bile gündeme getirebiliyoruz. Bunu da nasıl elde ettik derseniz artık meme kanserinin tedavilerinde çok değişiklikler oldu. Çok yeni ilaçlar geliştirildi. Özellikle hedefe yönelik ilaçlar gelişti. Ve tümörün biyolojik yapılarını çok iyi anladığımızdan beri bu biyolojik yapılarına yönelik tedavilerde hedeflendirildi. Ve o nedenle de çok daha büyük başarılar elde edilmeye başladı. Her zaman gelen, o tür evde gelen hastalarıma da söylüyorum. Şu an bir karamsarlığa gerek yok. Tedavi olabilirsiniz. Her şeyin bitmiş olduğu bir noktada kesinlikle değilsiniz. İyi bir tedaviyle hastalarımız gerileyip sağlıklı yaşamımıza devam edebileceğinizi düşünüyorum diye hastalarıma da bunu anlatıyorum. Hocam ben de müsaadenizle sizin bir hastanızdan örnek vermek istiyorum. Sizin bir hastanız benim de kuzenim. Tam da sizin söylediğiniz gibi aslında 2013 teşhisi, yurt dışında yaşıyor, İngiltere'de yaşıyor. Geçen yıl hocama geldiğimizde çok vahim bir durumda geldik. Karaciğer ve yaygın kemik metastazı. Bugün ama akıllı ilaçlarla tümör profili, gen haritası çalışmalarıyla çok şükür karaciğeri temizledik hocam. Evet, kemik metastazını %90'lardan %10'lara indirdik.
Evre 4 ama çok iyi bir noktaya geldik. Allah'a bin şükür. Bu da inşallah hastalarımıza umut ve şifa olur. Çok güzel bir haber. Evet, çok. Evet. Mümkün olabiliyor evet. Yani bunu hiçbir zaman göz ardı etmemek lazım. Onun için ümitsizliğe gerek yok. Yani çünkü hiçbir şey belli olmuyor. Siz şeyi düşünürken yani o hastalıkla ilgili hayatta başınıza başka şeyler de gelebiliyor. Onun kesinlikle hocam. Öyle düşünmek kesinlikle lazım. Hocam meme kanserinin kaç türü var? Şimdi tabii meme kanseri, iki tür meme kanseri en sık görülüyor. Birisi süt kanallarından kaynaklanan ki bu tüm meme kanserlerinin yaklaşık %80'ini oluşturuyor. Bir de %10 olan kısmı ise süt bezelerinden oluşuyor. Bunlar en sık görülenler ama bunun dışında %10 oranında da daha seyrek görülen tubüler gibi, iltihabi meme kanseri gibi başka formları da oluyor. Ama en sık gördüğümüz süt kanallarından kaynaklanan kanserler. Ama bunlar tabii patolojik ve bir de bunların alt tipleri oluyor. Yani hormona duyarlılıkları gibi, erişim pozitifliği gibi. Yani tümörün biyolojik yapısı diyeyim ben buna daha özetle. Biyolojik yapıları da birbirlerinden tümörlerin farklı oluyor. Ve tabii ki örneğin anneanne olduğu gibi luminal A dediğimiz bir biyolojik yapıya sahip bir meme tümörü bugün hormona duyarlı en yumuşak başlı meme kanseri tiplerinden birisini oluşturuyor. Hocam ben artık şey gibi hissediyorum. Hep böyle birisine tanışırsınız. Neredesiniz? Anneniz ne iş yapar? Babanız ne iş yapar? Nereden geldiniz? Kaç kilosunuz falan? Aslında meme kanseri de siz onların karakter analizini yapıyorsunuz. Ben işte size bir an önce memelerimi alın derken ben, siz hayır bir dakika önce kemoterapi dediniz. Siz beni elinizle tutup onkoloğa götürdünüz. Yani aslında o hani akrabalık ilişkisi, yapısı falan tedavi yöntemini tabii çok etkileyen bir şey. Tabii. Örneğin bugün gen mutasyonu olan hastalarda ki meme kanserinde bile farklı ilaçlar kullanılabiliyor. Farklı ilaçlarla uygulanabiliyor. Onun için de bu tür detayları bilmek gerçekten ileride sorun çıkmaması açısından çok önemli bir noktayı oluşturuyor. Açıdan çok önemli. Tabii yani bazı hastalar tabii şunu da yanılıyorlar. Geçen gelmiş hastayla da epey konuştum. Bana gelmeden önce hemen ameliyat denmişti. Ben halbuki ameliyat olmaması gerektiğini kendisine anlattım öncelikle. Burada bazı tip tümörlerde öncelikle ileri evre olmasa bile, erken evre bile olsa önce kemoterapiyle başlamak gerekiyor. Örneğin ben bir 10-15 yıl önce de bunu yapılırdı. Ama o zaman ben şu soruyu sorardım onkolog arkadaşlara. Derdim ki ne değişecek? Yani ne fark edecek? Aynı tedaviyi uygulayacaksınız. Başta da aynı tedavi uygulayacaksınız. Sonra da aynı tedavi uygulayacaksınız. Peki aynı tedavi uygulayacaksak neden başta ameliyat etmiyoruz? Belki hastalık daha ilerleyecek falan diyordum. Halbuki bu tabii bu, o zaman benim bu soruma cevap veremiyorlardı. Halbuki şimdi çok şey değişti. Şimdi benim dediğim noktaya geldik. Nedir benim dediğim nokta? Önce kemoterapi yaparsak belli tiplerine tabii ki meme kanserini. O dönemde tedaviye cevabını izliyoruz. Çünkü biz kadınlarda sadece memedeki veya koltuk altındaki hastalığı yok etmek değil bizim hedefimiz. Bizim hedefimiz henüz saptayamadığımız daha, gerçi bunun için de çok uğraşıyor teknoloji. Yakın bir zamanda saptanacak bunlar. Bizim saptayamadığımız vücutta dolaşan kanserli hücreleri yok etmek. Onun için yoksa meme değil, koltuk altı değil, tekrar ediyorum. Tabii ne yapıyoruz? Memedeki ve koltuk altı bizim görünen noktamız. Tedaviyi uyguluyoruz. Tedaviyi uyguladıktan sonra ameliyat edersek çıkardığımız dokuda tümörün ne kadar yok olduğuna bakıyoruz. Eğer ki tümü yok olmuşsa bu tedavinin çok yeterli olduğunu görüyoruz. Ama tümü yok olmamışsa o zaman ikinci grup tedavilere geçiyoruz. İşte eskiden bu şansımız yoktu. Yine bırakıyorduk tedaviyi o noktada. Ama şimdi ikinci grup tedavi şanslarımız olduğu için bunları uygulayarak vücutta dolaşan kalmış hücreler varsa bu ilaçlarla da onları yok ederek hastaların yaşamlarını kesinlikle uzatma şansını elde etmiş oluyoruz. Hocam son bir soru sorup Hande Hanım'a geçeceğim. Hastamız şunu söylemiş. BRCA gen 1 pozitif olan hastada ameliyattan sonra, meme ameliyatından sonra ne zaman yumurtalık ameliyatı olmalı diye sormuş. Şimdi oradaki hangi gen olduğuna bağlı. Eğer BRCA 1 pozitif hani, demiş ama. BRCA 1 pozitifse 40 yaşında olmalı. Ama BRCA 2 pozitifse 50 yaşına kadar beklenebilir.
Ama meme tespitlendirilmez. Ama yumurtalıkların alınma olayı 40 yaşında itibaren yapılmalı. Ama yalnız bu döneme kadar da kadın doğumcunun yakın kontrol altında olmalı. Hande Hanım. Hande Yener bilmiyorum, nasıl birisi diye. Hala öğrenmeye çalışıyoruz bir şeyler. Evet. Hande Hanım nasıl birisi diye sorsalar bana, yüreğinin götürdüğü yere giden kadın derim. Ya, teşekkür ederim. Şarkı söylemeyi çok sever derim. Evet. Ama sanıyorum siz bunlar için çok derin mücadeleler verdiniz bir kadın olarak. Evet. Bu hayallerinize kavuşmak için derin mücadeleler verdiniz. Ve hayatınızı aslında tümden değiştirecek kararlar aldınız çoğu zaman. Evet. Bu anlamda siz bugün kadınlara ne önerirsiniz? Nasıl yaptınız bütün bunları Hande Hanım? Şimdi aslında birazcık bu tür şeyler bence yetenekli insanlara bence zekayı da veriyor Allah. Yani her şeyi aynı anda veriyor. Bütün bunları aynı anda kullandığınız zaman yeteneğinizin anlamı ortaya çıkıyor bence. Yani hep söylüyorum, bence %1 yetenek %99 çalışmak diye düşünüyorum her zaman. Yeteneğinizi parlatmanız gerekir ve her zaman üzerine düşünmeniz gerekir. Çünkü hiçbir zaman tek değilsiniz. Her zaman rakipleriniz var. O yüzden ben çocukluğumda da böyle çok olgun bir karakterdim. Hep böyle hayal kurardım. Bu Secret kitapları çıkmadan önce kendi küçük dünyamda 5 yaşındayken ben kendimi sahnede görürdüm. Hayal eder. Oraya nasıl çıktığımı bilmiyorum ama kendi gözümde hep böyle kendimi görürdüm. Sonra tabii biraz büyümeye başlayınca tamam dedim, bunu görüyorsun ama nasıl çıkacaksın oraya, yani bir yerden geçmen gerekiyor. Ne yapabilirsin? İşte o dönem konservatuar istedim ama dediğim gibi ailem bu işe sıcak bakmadıkları için başka yollar aramak durumunda kaldım. Ve Sezen Aksu o zaman vokalistlerine albümler yapıyordu. Sertab Erener'le ben. Evet. Bunlar bana tabii bir umut ışığı yaktı. En son Umut ölürmüş biliyorsunuz. Öyle evet. Evet. O yüzden o umudum benim hiç ölmedi içimde. Onu hiç öldürmedim. Ama ne oldu? Araya çok reklam aldım. Mesela ne oldu? Ailem istemediği için evlendim ben. Dedim evet, ki çok genç yaşlı olmuşsunuz. Evet. Eşim izin verir. Ondan izin alırım dedim aileme. Tamam dediler ve eşimden izin alarak ben müzik yapmaya başladım. Ay mesela. Ne güzel. Bir de tabii çocuktum ve açıkçası o da çok paldır küldür bir evlilikti ve birdenbire hamile kaldığımı da öğrendim. Ve doğurmam gerektiğini, bu akışı bozmamam gerektiğini düşündüm. Onu da doğurdum. Böylelikle şarkıcılıktan aslında gitgide uzaklaşmış oldum planlarıma göre. Yani bir baktım evde bebek püspüslüyorum. Gündüz işe gidip geliyorum. Şöyle camdan dışarı bakıyorum ama inanılmaz bir depresyona girdim. Yani dedim ki 18 yaşındasın. Şarkıcı olacaktın, bir anne oldun. Ay. Çok küçüksün. Tamam, çok güzel anne olmak ama hayallerine iyice uzaklaştın. Nasıl yapacaksın? Kendimle çok konuşurum. Kendim çok soru cevap. Yani birilerinden akıl almak gibi bir durumum olmadı. Öyle bir şansım olmadı. Sezen Aksu'ya ulaş. İçimdeki ses diyor ki Sezen Aksu'ya ulaş. Ona vokal yap. Bu işi, tatminini orada yaşa. Yani sonra albüm yaparsın, yapmazsın. O gidişata bağlı bir şeydi. Ve o Sezen Aksu anahtarı benim için kafamda bir kapı. O kapıyı açabilirsem bu işe ulaşacağımı hissettim. Ve gerçekten, çok istemişsiniz ama demek ki, yani o kadar istemişsiniz ki gerçekten. Çok. Ya tek isteğim oydu. Ben zaten çocukluğumdan beri sürekli müzik dinleyen, yani kendimi bu anlamda sadece müziğe bağlanan, her şeyden sıkılan bir yapım vardı. O yüzden ben bu iş için doğduğumu anladım zaten. Yani başka şeylerle hiç uğraşmayayım, ben buna yöneleyim dedim. Ama işte dediğim gibi eğitim değil de bu şekilde olunca alaylı deniyor bize. alaylı bir şekilde Sezen Aksu'ya ulaşıp onun yanında vokalistlik yaparak bu işin içine girmiş bulundum. Ve zaten sonrası artık aktı gitti, kendisi bütün kapılarımı açmış oldu benim de. O öyle büyük bir isim, öyle önemli ve sevilen, değerli bir isim. Tabii ki bana sihirli değneğini dokununca hayatım değişti. Sonrasında da sürekli kendimi geliştirmek ve nasıl şarkı... Onu söyleyecektim aslında, orada kalabilmek belki de en zoru. Yani o süreçte, kesinlikle, yani öyle. Endişeleriniz oldu mu, kaygılarınız...
rakipler, işte çelme takanlar, eminim yani çok negatiflik görmüşsünüzdür gerçekten yani. Ona ilk inanıyorum. İlk iki üç yıl yeniydim, tektim. Yani böyle yaptığım şey çok dikkat çekmişti. Tabii birileri gelmeye başladı. Ve skandallarım olmadığı için de çok magazinde haber olamıyordum ve muhabirler beni yolda gördüğünde bile hani çok fazla soracakları bir şey yok diye ilgilerini çekmiyordum aslında. Fakat sonra zamanla rakipler gelmeye başladı. İşte biri bir şey diyor, öbürü bir şey diyor, ben bir şey diyorum derken ortalık birazcık böyle bir alevlendi. Bir rekabet başladı. Pop müzik başka bir boyuta geçti bence 2000 yılından sonra. Farklı oldu. Rakipler oldu. Sertleşti yani aslında biraz sektör. Başarılı, iddialı olmayan kalamadı. Yani çok iddialı olanlar büyüdü. Ondan sonra zaten sevenlerimizin sayesinde onların... Şu an 22. yılımdayım. Her zaman Sezen Aksu'ya zaten teşekkürlerimi sunuyorum. Hep yanına gidiyorum. İlişkim de hala çok güzel devam ediyor. Bir küçük detay, onu atladım. O çok önemli bir detay. Beni Sezen Aksu ile tanıştıran da Hülya Avşar oldu. Evet, çünkü ben çalıştığım bir mağazada çalışıyordum evliyken ve nasıl şarkıcı olacağım diye kara kara düşünürken işte o mağazaya Hülya Avşar geldi ve kendisine orada şarkı söylemeye başladım ben. Ve ben Sezen'i arayacağım senin için dedi. Gerçekten de bunu yaptı. Dedenin arkasında durdu. Aynı gün içinde aradı. Bana ertesi güne randevu aldı. Ve ondan sonra ben Sezen Hanım'la görüştüm. O yüzden Hülya Avşar ve Sezen Aksu benim için her ikisi de çok önemli yerdeler. İkisi de gerçekten çok iyi kalpliler. Her şeyi duymaya, yetişmeye, insanlarla ilgilenmeye çalışan iki değerli sanatçımız. Onlara da bu vesileyle buradan çok teşekkür ediyorum tekrar. Bence benim için, işte biraz önce Cihan Hoca için dedim ki aslında o benim abim. Ben kemoterapi yerken ne yemem, yemek yedirmeye de çalışan. Hiçbir zaman yerimizi, geçmişimizi unutmamalıyız. Ne mutlu size ki onları o kadar hoş sadayla anıyorsunuz ki. Yani tabii. Bizim nezdimizde tabii üçünüz de çok önemlisiniz ama bunu her fırsatta zikretmeniz muhteşem bir şey. İşte tevazu böyle bir şey aslında. Hayranlıyorum her zaman. Cihan Hocam da gerçekten şimdi 40'ından sonra tabii bu doktorlar, kontroller falan, hayatımız değişiyor. Evet. Dostlarımız değişiyor. Evet. Sağ olsunlar bizimle asla bir hasta doktor ilişkisi değil, daha da hani içten bir aile edasıyla davranıyorlar. Çok özel hissettiriyorlar. Mesela ne zaman bir panik olsam dediğim gibi Cihan Hocam'a ulaşabiliyorum. Bir şey sormam gerekse hemen cevap geliyor. O yüzden çok kıymetli. Bu saatten sonra tabii değerli doktorlarımızla da böyle dostluk kurabilmek çok büyük şans. Evet. Bizim için de büyük mutluluk. Bu arada bir şey soracağım. Siz bir yurt dışı programı mı olduydu? Oldu Hande Hanım? Evet, Amerika konserim var Mayıs'ta. Değil mi? Ben çünkü takip ediyorum da. Evet. Belki arzu duymamıştım ama ben çünkü baktım yurt dışı konserdi diye baktım. Pandemiden önce planlamıştık. Pandemiden önce bir Amerika turnem olacaktı. 10 tane eyalet gezecektik. Sonra pandemi olunca her şeyi durdurduk tabii. Şimdi tekrar bir hareketlendi. Güzel geçti ama galiba. Baktığım, gördüğüm kadarıyla Instagram'da falan. Şimdi koşturu... Türkiye'deki konserler onlar. Mayıs'ta Amerika'ya gidiyorum. Mayıs'ta. Amerika olmadı mı? Duyurdum şu anda sadece. Afiş duyurdum. Tamam. Yani işte onun için gittiniz mi, oldu mu, olmadı mı? Yok, Mayıs'ta hocam. 15 Mayıs'ta. Sizi de götüreyim, gelin gezelim. Nerede? New York'ta mı konserde? New York'ta, Miami'de, evet. Tamam, çok güzel. Peki belki bakarsın bir sürpriz yaparız. Neden olmasın? Vallahi hocam siz gelirsiniz. Benim hiç şüphem yok. Çünkü bir kere yani her yere o kadar güzel yetişiyorsunuz ki. Yani sabah ameliyattan çıkıyorsunuz, öbür hastalarınızı görüyorsunuz. Akşam bir bakıyorum Bodrum'da, kendi restoranınızda, oğlunuzun restoranında. Bir tane koymuş şarabını, içiyor keyifle. Yani o kadar hayran oluyorum ki yaşam biçiminize ben de. Kendinize de başlıyorum. Evet. Kendinize de. Mesela eşim kızıyor, diyor ki niye o kadar erken başlıyor? Akşam bir, diyorum ki
O zaman işimi bitirip tekrar hiç özel hayatım olmaz. Ben ne kadar yoğun olsam sabah 6'da başlıyorum, 5.30'da başlıyorum. Hiç orada 8-8.30'da bitirirsem 2 saatte kendimi ayırıyorum ondan sonra. Harika, harika, harika. Öyle bir coşku var bende. Evet. Hocam, siz biz kadınların hayatında iz bıraktığınız için biz sizinle ölene kadar akraba olacağız Allah nasip ederse. Evet. Yani hayatımız Allah size de sağlık versin. Biz sizinle Amin. Sıklıkla görüşeceğiz. Hande Hanım, siz hikayesi olan bir kadınsınız. Başarı hikayesi olan bir kadınsınız. Hiç vazgeçmeyen kadınsınız. Bu sebeple de kadınların üzerinde bıraktığınız iz için size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Hande Hanım'ın şu tavrını da çok beğeniyorum. Hande Hanım'ın kılığı, kıyafeti çok gündem oluyor. O çok tatlı tebessümlerle hiç cevap vermiyor. O tavrınıza da bayılıyorum, itiraf etmeliyim ki. Hiç o polemiklere girmiyorsunuz. Siz diyorsunuz ki aynısı iştir kişinin. Ben şarkımı söylerim, konserimi veririm. Ama İnşallah siz de... Ama Arzucuğum, başarı küçük detaylarda gizli. Evet, 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 evet. Hande Hanım da özellikle kıyafetleri de bence bu detaylardan birisi. Ses evet. Zaten çok güzel. Evet. Çok teşekkür ederim. Ama kıyafetlerde işte ayrı bir farklılık yaratıyor. Bence. Evet, evet. İnşallah uzun yıllar şarkı söyleyin. İnşallah uzun yıllar. Ajda Pekkan'ı geçin diyelim. Ajda Pekkan'ı geçin. Evet, 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 evet. Öyle bir dilekte bulunuyor. Evet, evet, inşallah. Çok teşekkür ederim hocam, sağ olun. Sizlere ve seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Benim için unutulmaz bir sohbet oldu. İkinizi bir arada görmek çok keyifliydi. İnşallah seneye başka bir konuda konuşalım istiyorum. Yine tebrik i̇nşallah, ederim. İnşallah, inşallah. Size hayırlı konserler. Hocam size de hayırlı evet. ameliyatlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ayağınıza teşekkür ederim. Her şey kadın. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı günler aynı zamanda da. Sağ olun. Sağ olun.